yönetimde çift başlılık varmış, halkın seçtiği Cumhurbaşkanı yetkilerini kullanamadığı ve halk iradesini yansıtmadığı söyleniyormuş. Bu durum asla doğru değil çünkü... CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı Anayasa Komisyonu'nda konuştu. Başkanlık sistemini eleştiren Yarayıcı, yapılmak istenen rejim değişikliğidir dedi. Yapılmak istenen sistem değişikliğinden çok ne yazık ki bir rejim değişikliğidir. Ve tasarlanan rejim öyle bir rejim ki tüm kurum ve kuruluşlar Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikleri göz önünde bulundurularak tasarlanmış bir anayasa değişikliği teklifidir. Getirmek istenen değişiklikle insan hak ve özgürlüklerinin teminatı olan kuvvetler ayrılığı ne yazık ki tek bir adamla birleştirilmiştir. 1909 anayasa değişikliklerle başlayan devletin ağırlık merkezinin saraydan meclise kaydırılması süreci cumhuriyet ile taşlandırılmış ama şimdi ne yazık ki devletin ağırlık merkezi tam 100 yıl sonra tekrar meclisten saraya devrediliyor. Anayasa değişikliği teklifinde yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanmak istediğini, dikta rejimin dayatılmak istendiğini söyleyen Yarayıcı hükümeti eleştirdi. 1 Kasım sonrası özellikle gelişen istikrar, 1,5 yıl içerisinde ne yazık ki 21 bombalı saldırıda 411 kişinin hayatını kaybetmesi olduğunu biliyoruz. İstikrarımızın İstanbul'da, Ankara'da, Suruç'ta, Antep'te, Kayseri'de patlayan bombalar olduğunu biliyoruz. Cizre'nin, Sur'un, Çırnağ'ın, Yüksekova'nın ve daha birçok yerleşim yerinin yerle bir edilmesi ve yüz binlerce insan yerini terk etmek zorunda kalması, yaşamını yitirmesi sivil, asker, polis gözümüzün önünde yaşandığı için görüyoruz. Bu istikrarda savaş dilinin bine yakın askerimizin, polisimizin yaşamını yitirdiği olgusunu değiştirmiyor. Bir de bu istikrar döneminde yüzlerce cana mal olan darbeyi de yaşadık. Darbe fırsatçılığı üzerinden binlerce insan tutuklandı. 10 binlerce, 100 binlerce kamu görevlisi işine son verildi, açığa alındı. Anayasa değişikliğiyle rejim değişikliği yapılmak istendiğini söyleyen Yarayıcı, anayasa değişikliği yapacaksak toplumsal barışı sağlayarak başlamak zorundayız dedi, şöyle devam etti. Evet, düzenlemeden de anlaşılacağı gibi Cumhurbaşkanı yargılanmaması için her ayrıntı en ince detayına kadar düşünülmüş. Hesap verme korkusunun ülkemizi felakete sürüklemesi için izin vermeyeceğiz. Biz de bu yürek attığı sürece direneceğiz. Rejim değişikliği yapmanıza izin vermeyeceğiz. Böyle bilinin. Sonuç olarak toparlayıp son cümleyi söylüyorum. Eğer gerçekten anayasa değişikliği yapacaksak öncelikle toplumsal barışı ve uzlaşı bir noktadan hareket etmek zorundayız. Toplumun tüm kesimlerini, öğrencileri, memurları, yurtseverleri, ilericileri, aydınları, akademisyenleri dışlamadan, Alevileri, yurtseverleri, Kürtleri dışlamadan, barış dilini kullanarak hem içeride hem dışarıda ortak bir eşit vatandaş ilişkisini hayata geçirebilecek bir anlayışı önce tesis etmek zorundayız ki bundan sonra bir anayasa değişikliği yapalım. Yoksa bu anayasa ayakları havada, sağlıklı olmayan, kalıcı olmayan, içi boş bir anayasa olacak, bizim tarafımızdan da kabul görmeyecektir.